Sayın ilçe başkan adayım, sayın ilçe belediye başkanım, sayın misafir ilçe başkanları, sayın kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ve yöneticileri. Bugün 6. ilçe kongremizi yapacağız inşallah. Öncelikle ilçemize, ilimize, partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Zamanı değerlendirme adına. Kollarımız, kendi gençlik kollarımız, yönetimleriyle beraber hepsi buradalar. Bugün ayrı bir coşku, ayrı bir sevgi var. Beraber olmanın hazzını hep beraber yaşıyoruz. Onun için hepinize 6. olağan kongremize, Derince'nin kongresine geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Derince'mizin 6. olağan kongresine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siyasetin temel amacı insana hizmet, ülkeye hizmet, topluma hizmettir. Allah'a şükür AK Parti bu konuda rüştünü ispatlamıştır. Tabii AK Parti bir vefa partisidir. Bu vefayı göstermemiz lazım. Çünkü siyasetin temel argümanı insandır. Ben buradaki arkadaşlarımıza, görev yapan arkadaşlarımıza, yeni görev alacak olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ve kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Yeni Büyükşehir Belediye modeliyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın getirmiş olduğu vizyonla birlikte Büyükşehir Belediyeleri, ilçe belediyeleri çok çok büyük hizmetlere imza atabilir hale geldiler. Sizlerin verdiği destekle bu belediyeler bu hizmetleri gerçekleştiriyor. Hükümetimiz 19 yıldır bu çalışmalara emeklerini verebiliyor, katkılarını koyabiliyor. Bu memleketi başka bir memleket haline getirebiliyor. Ben onun için bu davanın isimsiz kahramanlarına teşekkür ederek konuşmamı bitirmek istiyorum. Bizler de sizlere layık olmak için, elimizden gelenin fazlasını yapmak için gayret edeceğiz. Ben tüm dava arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyor. Bu kongremizin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Bu seçilecek olan yönetimler, kadrolar 2023'ün projelerini gerçekleştirecek olan kadrolardır. 2023 önemli. AK Parti için önemli, ülkemiz için önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve AK Parti olarak da 2023'te ciddi hedeflerimiz var. Bu anlamda